Herkese merhaba, yeni bir videoya hoş geldiniz. Eğer videoyu ve kanalımı beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Hatta şu anda bunu bu şekilde dile getiriyor ve sizden bana bir destek talep ediyor olmamı bu videoda da çok detaylı anlatacağım. Geçenlerde bir kitap okudum. How Women Rise diye. Yani kadınlar nasıl yükselir ve kendimden çok fazla parça buldum. Sizin de özellikle benim uzun süredir takipçimseniz, benzer yollardan geçtiysek kendinizden bayağı parça bulabileceğinizi düşünüyorum. Özellikle neler bize engel oluyor, onları nasıl aşabileceğiz, nasıl çok daha iyi yerlere gelip hedeflerimize ulaşabiliriz, bu videoda bunları konuşacağız. Kadınlar olarak kariyerimizde kendimizi olduğumuz yerde sayarken çok fazla bulduğumuz oluyor. Başkaları yükselirken biz neden aynı yerde kaldık diye düşünüyoruz. Yükselmeye çalışırken başarısız olduğumuzu hissedip çaresiz hissediyoruz. Ne yapacağımızı bilemiyoruz, bırakıyoruz. Burada aslında kitapta anlatılan bir sürü farklı madde vardı. En çok hoşuma giden, benim en çok işime yarayan 5 maddeyi böyle kendime göre, kendi örneklerimle detaylandırarak, özetleyerek size anlatacağım. Birinci maddemiz kendi başarılarına sahip çıkmamak ve kendi başarılarımızı ortaya koymada duyduğumuz isteksizlik ve çekince. Farklı şirketlerin üst düzey yöneticilerine soruyorlar. Kendi bünyelerinde çalışan kadınların en güçlü yönleri nedir diye. Ve diyorlar ki kadınlar genelde onlara bir iş verdiğimizde gayet güvenle yapıyorlar. Hatta onlardan istediğimizden çok daha iyi bir şekilde başarıyorlar. İşlerine çok özen gösteriyorlar ve onlara bir iş verirsek muhakkak çok iyi şekilde yapacaklarına güveniyoruz. Ve yine aynı kişilere soruyorlar. Peki sizce en güçsüz yanları ne diye. Kadınlar kendi başarılarına dikkat çekmekte başarısızlar diye cevap veriyorlar. Özellikle erkeklere göre ben kelimesini çok daha az kullanıyorlar ve ben bu işi yaptım diye kredi almak yerine krediyi dağıtmayı tercih ediyorlar. Bu da onları çok iyi bir insan yapsa da iş dünyasında onlara pek fayda sağlamıyor. Şimdi bu araştırmalar aslında farklı bir sürü branştan yapmışlar. Yani hukuk, ekonomi, danışmanlık şirketleri, finans şirketleri gibi bir sürü farklı şirketin üst düzey yöneticilerine sorarak yapmışlar. Ve gerçekten hani ben kendimi düşündüğümde de kendimi çok yaşadığım bir şeydi. Ve şu an size de sormak istiyorum. Kaçınız kendi yaptığınız başarıları ortaya koymaya, onları başkalarına göstermeye ve kredi almaya meyillisiniz? Kaçınız rahat rahat başarılarınızı dile getirip, onlarla gururlanıp, başarılarınızı başkalarına göstererek ortaya koyabiliyorsunuz? Ben şahsen kendim eskiden hiç değildim. Şu anda çok daha iyi bir noktaya geldim. Ama hala daha gidecek çok yolum var. Mesela ilk kitabım çıktığında ben hatırlıyorum, hiç ona böyle aşırı dikkat ve odak çekmedim. Hatta bir gün bir arkadaşımla konuşurken bana sordu, biriyle yeni tanışmıştım, işte ne iş yapıyorsun, sen ne yapıyorsun diye. Ben de böyle söyledim ilk şey. Fakat kitap hiç aklıma bile gelmedi ve kitap o sıralar yeni çıkmış olmasına rağmen ve yanımdaki arkadaşım da bana dedi ki Lara, neden kitabı söylemiyorsun? Ben böyle içimden dedim, aa evet yani neden, aa söylemedim ki ben. Hiç fark etmedim bile kendime ortaya koymadığımı, ona ilgi ve odak çekmediğimi ki bugün görüyorum ki daha fazla ilgi çekseydim çok daha iyi yerlere gelirdi. Ki hani kitap çok satanlarda çok uzun süre kaldı, çok sattı, hala satmaya devam ediyor. Fakat ben onu ortaya koymaya o zamanlar çok fazla çekiniyordum. Şimdi mesela ikinci kitap için bu bana çok iyi bir ders oldu. Genelde kadınlara neden başarılarına dikkat çekmekte iyi değiller diye sorduklarında iki tane cevap ortaya çıkmış. Bunlardan birincisi, ben öyle pisliğin teki gibi görünmek istemiyorum. O yüzden öyle pisliğin teki gibi sürekli kendim hakkında böbürleneceğime hiç konuşmam daha iyi. İkincisi de iyi iş kendi adına konuşur. Benim onu ortaya koymama gerek yok. Ben sadece yaptığım işe odaklansam yeter. Şimdi bunlardan birincisine bu maddede odaklanalım. Yani pisliğin teki gibi görünmemek. Genelde kafamızda bir model oluyor. Böyle en sevmediğimiz, işte pisliğin teki, sürekli kendi hakkında böbürlenen, hiç hoşumuza gitmeyen bir tip. Ve biz o olmamak uğruna onun zıttı oluyoruz. Yani onunla aynı kategoride olmamak için, biz pisliğin teki olmamak için tam zıttı olup işimiz kendi adına konuşur, benim başka bir şey yapmama gerek yok diye görüyoruz. Fakat aslında bu ikisi arasında bir sürü alan var. Biri bir uçsa biri diğer uç. Arasında bir sürü alan var. Bunların hepsini yok sayıyoruz. İkincisi de kendimizi aslında ahlaki olarak daha iyi hissediyoruz. Yani diyoruz ki başka kendi başarılarına kredi alabilen ve kendini ortaya koyabilen bir sürü kişi var ve onların hepsi bizim gözümüzde pisliğin teki. Ve
onlara göre biz aslında ahlaki olarak çok daha üstünüz ve çok daha erdemliyiz. İçeriden içeri hiç bak kendinize itiraf etmesiniz, böyle bu duygu besleniyor. Ve diyoruz ki ben onlar olacağına ben erdemli mütevazi kategorisinde olmak istiyorum. Ve kendimizi onlara göre daha üstün hissettiğimiz yerde kalmak istiyoruz. Fakat bu da bizi aslında olduğumuz yerde sıkışmış hissettiriyor ve daha ileri gitmemizi engelliyor. Sadece kafamızdaki diğer kategori olmamak için öbür kategoriye sıkışmak. Bu da bizi aslında olduğumuz yerde saymaya itiyor. Yani farklı bir şey yapıp harekete geçmek yerine biz daha iyiyim, daha alaki olarak üstünüm deyip olduğumuz yerde sıkışıp kalıp oradaki hapiste yaşamayı tercih ediyoruz. Burada çok önemli olan bir şey var. Kendimizi hangi grupla bağdaştırmamak için ona göre davranmıyoruz ve asıl kendimizi hangi grupla bağdaştırmak istiyoruz ve hangi gruba ait hissediyoruz da sürekli onun gibi davranmaya çalışıyoruz. Belki büyüdüğümüz ailede alçak gönüllü olmak çok önemli bir faktördü. O yüzden sürekli alçak gönüllü olmaya çalışıyoruz. Belki gösterişsiz olmak büyüdüğümüz kültürde çok güzel bir erdemdi ve biz hep gösterişsiz olmaya önem veriyoruz. Biz hangi özellikleri öne koymak, hangi gruplarla bağdaştırmak için büyütüldük ve onların hapsinde yaşamayı hiç fark etmeden tercih ediyoruz. Bir tane kitapta örnek veriyordu, hoşuma gitti bayağı. Amy diye bir kadın var, bir sanat galerisinde müdür olarak çalışıyor ve bir iş koşuna gittiğinde, işte yazara gittiğinde bir form dolduruyor. Bu formda da iki tane maddeyi puanlandırıyor. Birincisinde kendi işini yapmak, kendi işinde uzmanlaşma ve çok iyi yapmaya en yüksek puanı veriyor. Kendi işini ortaya koyup kendini göstermeye de en düşük puanı veriyor. Ve bu ikisi arasında bu kadar büyük bir fark olmasının kötü bir şey olduğunu farkında bile değil. Sonra şöyle bir olay oluyor. Bir bağış etkinliği için yetkilendiriliyor ve bir başka firmanın yine müdürüyle ortak olarak çalışması gerekiyor. Amy ile Mitch beraber ortak olarak bu bağış etkinliği için çalışıyorlar. Ve bu etkinliği gereken paranın neredeyse iki katını topluyorlar ve çok başarılı oluyorlar. Sonra da onlarla röportaj yapmak için bir gazete geliyor ve ikisiyle de ayrı ayrı röportaj yapacak. Amy'ye gidiyorlar ve röportaj sırasında Amy hep kendine kredi almak yerine Mitch'i öne sürüyor ve hep diyor ki işte hep beraber çalıştık, işte hiç şöyle iyiydim, hiç böyle iyi işler yaptı, işte ikimiz beraber olduğumuz için onun sayesinde çok güzel şeyler başardık vesaire. Aynı röportajı Mitch için de yapıyorlar ve Mitch tamamen kendini anlatıyor. Bunu yaptım, şunu yaptım, şöyle yaptım diye. Ve Amy her ne kadar Mitch'in de röportajda aynı şekilde performans göstermesini, yani sürekli Amy'ye kredi vermesini beklese de Mitch hiçbir şekilde bunu yapmıyor. Ve röportaj çıktığında bir bakıyor ki Amy'den hiç bahsedilmiyor, Amy'nin şirketinden hiç bahsedilmiyor. Tamamen Mitch'e kredi verilmiş. Ve Amy de diyor ki onun bu kadar pislik olduğunu bilmiyordum. Şimdi bu Mitch'e pislik yapar mı? Hikayeyi dinlediğinizde anladığınızda evet Mitch pislikmiş gibi görüyoruz ama gerçekten yapar mı? Mitch ailesini bakmaya çalışan birisi. Ailesi için daha üst düzeylere yükselmek istiyor, daha çok para kazanmak istiyor. Kendi için de yükselmek istiyor olabilir. Onun yerine geçmek isteyen birisi varmış. Kendi üst kuruluna o işte iyi olduğunu ve yükselmeye hazır olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Bu yüzden de kendini öne sürüyor. Ve diyor ki ona sorulduğunda neden evinden bahsetmedin diye. Evinden bahsetmek aklıma bile gelmedi çünkü kendi adına konuşamayacağını ve benim ondan bahsetmem gerektiğini düşünmemiştim bile. Amy'yle de röportaj yapıldığını bildiğim için o da kendinden bahseder diye düşünmüştüm. Yani aslında Amy iyi ve cömert dışarıya görünmeye çalışırken kendine karşı iyi ve cömert olmuyor. Burada da yapabileceğimiz birkaç pratikten bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi teşekkür ederim demek. Ve teşekkür ederim dedikten sonra durmak. Şimdi genelde ne yapıyoruz? Teşekkür ederim ama İşte hani şunlar şunlar da şunları yaptı. Teşekkür ederim ama ya o kadar da önemli bir şey değildi. Teşekkür ederim ama ne bileyim şanslıydık. Birisi bize bir kredi verdiğinde, bir iltifat ettiğinde sadece teşekkür ederim deyip durmayı bilmiyoruz. Ve ben bu pratiği çok yaptım. Sadece teşekkür ederim demeyi. İlk başlarda böyle şey oluyorsun. Hani birisi sana bir kredi veriyor, iltifat ediyor. Sen böyle sana teşekkür ederim anlaya kalıyorsun. Orada işte o pratiği yaptıkça alışmak ve böylece hem kendine hem hayata hem de üst düzeyde ilerlemek istediğin ve sana yardımcı olabilecek kişilere hazır olduğunu, kendine güvendiğini göstermek. Yapabileceğimiz bir diğer şey de Amy aslında mesela büyütülüş şeklinde anlatıyor kitapta. Her zaman başkalarını kendinden önceye koyması gerektiği inancıyla büyütülmüş. Bu noktada da mesela hepimizin farklı inançları var. Kendi inançlarımıza bakmak, onları nasıl edindik, bugün ne işimize yarıyor, işimize yarıyor mu, yaramıyor mu? Yaramıyorsa, değiştirmek istiyorsak nasıl değiştirebilirim? Nelerle değiştirmeliyim? Nasıl farklı hareket etmeliyim? Bunları bulmak. Bunu bulmanın en güzel yolu da aslında daha önce
da çok ya söylediğim gibi terapi. Ben terapi sürecinden çok faydalandım. Benim gelişimi gördüyseniz de biliyorsunuzdur. Terapiyle çok farklı yönlere evrildi. Bu noktada size Hiver uygulamasından bahsetmek istiyorum. Hiver online olarak terapi alabildiğiniz bir platform. Bünyesinde farklı ekollerden klinik psikologlar var ve terapiye ilk başladığımız zamanlarda gerekli yetkinliklere sahip bir psikolog bulmada zorlanıyoruz. Sizden aslında hep aldığım dönüşlerde de bu oluyor. Lara, hani terapi diyorsun ama nereden başlayacağımızı, gerekli yetkinliklere sahip biriyle nasıl bir araya geleceğimizi bilmiyoruz ve çok da haklısınız. Yani ruh sağlığı söz konusu olduğunda gerekli yetkinliklere sahip birisiyle çalışmak çok önemli. Hiver bünyesinde sadece klinik psikoloji ve ilgili alanlarda yüksek lisansını tamamlamış psikologlarla çalışıyor ve bu kişiler hem gerekli mülakatlardan ve detaylı mülakatlardan geçtikten hem de diploma kontrolleri yapıldıktan sonra uygulamaya dahil ediliyorlar. Bunun yanı sıra uygulamada oldukları sürece de hem süpervizyon süreçleri açısından hem de performansları açısından değerlendiriliyorlar. Dolayısıyla gayet içiniz rahat bir şekilde çalışabilirsiniz. Daha detaylı bilgiyi zaten web sitesinde de bulabilirsiniz. Genelde çünkü mesela o kendimize uygun kişiyi bulma süreci çok zor oluyor. Dışarıda birini aradığımızda hem vakit hem enerji hem de bütçe açısından zorlanıyoruz. Gidiyoruz bir seansa, evet hem bütçe harcıyoruz hem zaman harcıyoruz. Fakat bize uygun değilse sonra başka biriyle tekrar ilk seansı yapıyoruz. Sonra başka birisiyle. Bu da çok yorucu olabiliyor ama Hiver danışan psikolog eşleştirme algoritmasıyla çalışıyor. Yani bu ne demek? İlk uygulamaya girdiğinizde bir form dolduruyorsunuz. Forma göre uygulama sizi size uygun psikologlarla eşleştiriyor ve daha sonrasında bu psikologunuzla 15 dakikalık ücretsiz bir ön görüşme yapabiliyorsunuz. Bu ön görüşmede hem terapistinizle tanışıyorsunuz hem de terapiyle ilgili endişeleriniz varsa bunları paylaşabiliyorsunuz. Ayrıca daha sonra başka bir terapistle çalışmak istiyorsanız da bu uygulama içerisinde bunu çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Hiver gerçekten danışan konforunu çok ön plana koyuyor. Gerek eşleştirme algoritması, gerek online olması, gerek gizlilik politikası açısından gayet içiniz rahat olabilir. Aşağıya linkini bırakıyorum. Buraya kodumuzla paylaşıyorum. Uygulamayı deneyebilirsiniz ve bana geri dönüşler yapabilirsiniz. Mutlaka bakıyor ve geri cevap veriyor oluyor. Bir de üçüncü maddeden bahsetmek istiyorum size. Kendini pazarlama sanatını öğrenmemiz gerekiyor. Kendimizi etkin bir şekilde ortaya koymamız, iyi yaptığımız şeyleri göstermemiz, nelerde başarılı olduğumuzu başkalarının da anlamasını sağlamamız çok önemli. Kendimizi pazarlamak ayıp bir şey değil ve kendimizi pazarladığımız zaman, ortaya koyduğumuz zaman biz üst düzeydeki insanlara yükselmeye hazır olduğumuzu kanıtlıyoruz. Dolayısıyla her işte olduğu gibi kendimizi pazarlayabilmek ve gösterebilmek ve ortaya koymak çok kıymetli. Eğer ki sen başarılarından bahsetmezsen başkalarına yükselmeye hazır olduğunu göstermezsin. Ve bunun için de bu arada en önemli olan şey kendine inanman lazım. Kendine başaracağını, ilerleyeceğine inanma. Sen içeride inandığın zaman zaten ortaya koymak ve göstermek çok daha rahat ve doğal bir akışında olmaya başlıyor. Bunun için de bu arada bir sürü kitap var, kendini pazarlama sanatı ya da işte iş dünyasında pazarlama sanatı diye, onlara bakabilirsiniz. İkinci maddemize geldik. Başkalarının spontane bir şekilde seni fark etmelerini ve başarılarını ve katkılarını ödüllendirmelerini beklemek. Birinci maddede çok azıcık bundan bahsettik ama şöyle bir düşüncemiz oluyor. İyi iş çıkarttım, iyi iş kendi adına konuşur ve insanlar bunu fark etmeli. Eğer fark etmiyorlarsa bu onların yanlışı, bu onların ayıbı. Ben kendi işimi yapıyorum ve başkaları tarafından bu kendiliğinden görülmeli. Başkalarının sizi fark etmesini beklemek sadece sizi bir köşeye sıkıştırmaz ama aynı zamanda sizin aslında çok mutlu olabileceğiniz bir işten soğumanıza da aracı olabilir. Büyük firmaları düşünün, bir ürün çıkarttıkları zaman evet o ürünü hem en iyi yapmaya çalışıyorlar ama aynı zamanda da o ürünü pazarlıyorlar. Pazarlamak için bütçe, vakit, emek, çaba harcıyorlar. Aynı şekilde bizde de ürünümüz biziz ve yükselmek için kendimizi pazarlamak, onu göstermek, ön plana koymak ayıp bir şey değil ve yapmamız gereken ve ilerlememiz için gerekli olan bir şey. Eğer bunu yapmazsak da kendi başarılarımızın ya da bizim değer görmediğimizi, takdir edilmediğimizi, görülmediğimizi hissederiz. Öyle olduğunda da kendi işimizden soğuruz ve bir süre sonra aslında hem işimize güceniriz, hem kendimize güceniriz, hem bizi yükseltmeyen insanlara güceniriz ve günün sonunda evet kendimizi, işlerimizi ortaya koymadığımız için erdemli insanlar olarak görürüz. Fakat kendi o mükemmel işlerimizde bir gölgede otururken kendimizi buluruz. Bunun bir başka dezavantajı da şu, kendi belki de çok severek başladığımız bir işten
Kendimizi soğutuyoruz ve farkında bile olmuyoruz. O işe başladık, çok mutlu olabileceğimize inanıyoruz ve belki de gerçekten çok mutlu olacağız. O işe ait hissediyoruz fakat başarılarımızı ortaya koymadıkça, göstermedikçe, daha ileriye çıkmak için cesaretli adımlar atmadıkça o zaman bir süre sonra o zaman ben bu işte görülmüyorum, takdir edilmiyorum, acaba ben başka hangi işte daha iyi olurum deyip o işe geçmeye çalışırız. Bu noktada da zaten bu döngü kendini tekrar eder. Yeni işte de tekrardan böyle hissederiz çünkü. Yine size kitapta verilen bir örneği vermek istiyorum. Moin diye kendi çalıştığı bir firmada, hukuk firmasında çalışan bir kadın varmış ve Moin yıllardır o şirkette çalışıyor ve o kadar uzun zamandır çalışıyor ki tamamen hani artık beklediği şey firmaya ortak olmak. Bütün motivasyonu da bu. Fakat yıllardır orada çalışmasına rağmen hiçbir şekilde ortak yapılmıyor. Ve artık düşünmeye başlıyor. Diyor ki galiba bu işte ben takdir edilmiyorum. Acaba ben işimi değiştirsem mi? Ve işi bırakmaya karar veriyor. Gidiyor HR departmanına ve diyor ki ben işten ayrılmak istiyorum. Ve HR departmanında diyor ki eğer sen ortak olsaydın işini bırakır mıydın? Kadın diyor ki hayır bırakmazdım. HR departmanı çok şaşırıyor çünkü biz senin hiçbir zaman ortak olmak istediğini bilmiyorduk. Yani bu konu haberimiz bile yoktu diyor. Boyun da çok şaşırıyor çünkü nasıl haberiniz yoktu? Yani ben yıllardır bu firmadayım, bunu varsaymadınız mı diye düşünüyor. Ve evet, kimse hiçbir şeyi varsaymıyor. Bizim hakkımızı iddia etmemiz gerekiyor. Bizim istediklerimizi ortaya koymamız gerekiyor. Çok pardon. Ve daha sonrasında Boyun firmaya ortak yapılıyor. Ortak yapıldıktan yıllar içerisinde de firmada firmaya ortak olacak kişilere karar verilen komiteye giriyor. Ve komiteye girdiğinde orada gördüğü şeyler neden kendisinin firmaya ortak olması için bu kadar yıl gerektiğini anlıyor. Çünkü kendinden sonra başlayanlar kendinden önce bile firmaya ortak olmuşlar. Buna da hep gücemiyormuş işte. Daha demin bahsettiğim gibi. Neyse komite sırasında işte ön mülakatlardan geçip en son komiteye çıkıyorlar. Ve ön mülakatlardan geçtikten sonra iki kişi kalıyor. Bir kadın, bir erkek. Ve bunları değerlendiren kişi işte bu üst komiteye bilgi veriyor. Diyor ki adam diyor çok başarılı işinde ve yıllardır da bu işte çalışıyor. Her zaman da ortak olmak istedi. Ortak olmak onun en büyük motivasyonuydu. Eğer ortak olmazsa bu sene bu işten ayrılabilir. Kadın için de diyorlar ki insan ilişkileri çok kuvvetli. Bu konudan çok başarılı. Sonra son mülakatlar yapılıyor ve bütün komitede kadın erkek dahil herkes adamın alınması gerektiğine karar veriyor. Ve Moin de diyor ki neden adamı tercih ediyorsunuz? Kadın da çok başarılı, özellikle insan ilişkileri konusunda çok başarılı. Onu niye düşünmüyorsunuz? Ve herkes diyor ki çünkü adamın bütün motivasyonu bugüne kadar bu kadar iyi iş çıkarmasının motivasyonu firmaya ortak olmakmış. Ve ortak olmazsa onu bu sene kaybedebiliriz. Ama kadın bununla ilgili hiçbir şey dile getirmedi. Böyle bir isteği olduğunu bile bilmiyoruz. Yani tabii ki de mülakatta olduğu için biliyorlar ama bunu hani ön plana koymadı ve bu sene olmasa da seneye de kalır, ondan sonraki seneye de kalır ve o zamanlarda olur. Ama adamı şu an kaybederiz ve kaybetmeye göz almak istemiyoruz. Ve Moin orada çok önemli bir şeyi anlıyor. Yıllardır neden firmaya partner olamadığını, çünkü hiçbir zaman isteklerini ön plana koymadı. Hiçbir zaman onun bunu istediğini anlamadılar ve bu çok önemli bir döngüye de sebep oluyor. Kadınlar kendilerinin firma içerisinde yükselemediğini düşünüyorlar ve genelde erkekleri firmanın yükseldiğini düşünüyorlar ve işi bırakıyorlar. Ve üst düzeydeki insanlar da kadınların nasıl olsa işten ayrılacağını, o yüzden erkeklerin işe devam ettiğini düşünüyorlar ve erkekleri yükseltmeye daha meyilli oluyorlar. Döngünün nasıl kendi içine olduğunu görüyor musunuz? Yani aslında burada kadınlar kendi işlerinin kendi adına konuşacağını düşünüyorlar. İyi iş yapıyorsam insanlar bunu görüyordur diye varsayıyorlar ve bunu göstermeye çalışmıyorlar. Fakat erkekler daha bunu böyle gösteriyor oluyorlar. Dolayısıyla belki de bizim işimizi daha ön plana koymak için daha fazla efor harf etmemiz lazım. Burada da önemli yapabileceğimiz şeylerden bir tanesi asansör konuşması. Daha önce bunu belki duymuşsunuzdur. Elevator speech. Burada şu şekilde hatta örnek vereyim, yine kitaptan bir örnek, çok hoşuma gitti. Bir adam şirkette çalışan ve asansöre biniyor. Asansöre binince gayet güzel giyinimli, işte düzgün bir adam. Bu arada bu da çok önemli. Düzgün, temiz giyinmek, o presentable dediğimiz şey.
güzel bir şekilde giyinmek. Ve daha sonrasında asansöre de üst düzey yöneticilerden bir tanesi giriyor. Ve üst düzey yöneticilerle çalışanların çok fazla birbirleriyle etkileşimleri olmuyor. Çünkü farklı katlarda oluyorlar. Ve asansörde üst düzey yönetici soruyor adama. İşte sen ne iş yapıyorsun diye. Adam da diyor ki ben şu işi yapıyorum. Ama Güney Kore'de Intercom'dan sorumlu olmak istiyorum. Ve oraya sorumlu olmamak istemem ve bu işte iyi olacağım düşünmemin sebebi ben de Güney Kore'denim. Ve bu ilişkiyi iyi yönetebileceğimi düşünüyorum. Bu kadar. Kısacık bir iki cümleyle kendini özetliyor. Ve kadın da üst düzey yönetici de kartını veriyor. Diyor ki gel konuşalım neler yapabileceğimizi bir bakalım. Şimdi siz de kendinize bir asansör konuşması hazırlayabilirsiniz. 3 ana maddesi var bunun. Ne iş yapıyorsun? Nereye ilerlemek istiyorsun? Ve neden oraya uygunsun? Kısa ve net bir şekilde bu cümleleri hazırlayın ve bu cebinizde olsun. Ezberleyin bunları. Gerektiği an çıkartıp hemen söyleyin. Gerek bir yemekte biriyle karşılaştınız, gerek birisiyle anlık tanıştınız, gerek asansörde denk geldiniz. Her zaman cebinizde dursun. 3. madde uzmanlığa gereğinden fazla değer biçmek. Evet, bir konuda uzmanlaşmak çok önemli ama sürekli uzmanlaşmaya çalışmak ve işin her detayını öğrenerek masterlaşmak büyük ihtimalle seni gitmek istediğin yere götürmez. Hatta olduğun yerde kalmana aracı olur. Şimdi kendi işimde uzmanlaşmak istemek ve hep daha fazlasını öğrenmeye çalışmak çok kıymetli bir şey tabii ki. Fakat kadınlar olarak genelde bunu gereğinden çok fazla yapıyoruz. Ben kendim adına konuşabilirim ki ben bunu çok fazla yaptım. Hala da yapıyorum. Hep daha fazlasını öğrenmeye çalışmak, hep uzmanlaşmak. Evet yapayım ama çok fazla. Yaptığım zaman beni yukarıya taşıyacak, kariyerimde ileri götürecek şeylerden kaçırıyorum. Ve kendimi hep koşu bandında koşarken buluyorum. Hep çünkü öğrenilecek daha iyisi vardır. Her işte ne kadar uzmanlaşırsan uzmanlaş, daha fazlasını öğrenebileceğim bir alan her zaman olacak. Fakat bunu daha normal seviyelerde yapmak ve aynı zamanda da başka şeylere de vakit ayırmak. Şimdi ben kendimi sürekli uzmanlaşırken ve çok iyi bilirken bazı şeyleri buluyorum ama benden sonra başlamış, benden daha az bilen birisine bir bakıyorum benden daha ileriye gitmiş. Neden? Çünkü sadece uzmanlaşmaya odaklanmamış, aynı zamanda insan ilişkileri ve networkine de odaklanmış. Bunu genelde erkekler daha çok yapmaya meyilli oluyorlar. İlişkiler ve networking alanında daha rahat olmak. Bunların nedenlerini de anlatacağım şimdi ama kadınlar olarak daha çok uzmanlığa ve oradaki koşu bandına odaklanıyoruz ama o sırada işte ilişkiler kısmından kaçırıyoruz. O kadar buraya vakit harcıyoruz ki buradaki kısma vakit kalmıyor. Bu arada hani şu demek değil, az çalışın, sersem modda takılın, rahat olun falan, sadece ilişkiler. Böyle bir şeyden bahsetmiyorum. Tabii ki de çalışıp uzmanlaşacağız ama aynı zamanda networkimize de vakit ayıracağız. Bir başka mesela benim çok deneyimlediğim şey, hep çok fazla çalışmam gerekiyor diye düşünüyorum ki daha çok uzmanlaşacağım ve o zaman yeterli olacağım. Sanki daha fazla bile bile yeterli olacağım ve bu hiç bitmeyen bir döngü. Çünkü yetersiz hissetmemin daha fazla konuda uzmanlaşmakla bir alakası yok. Tabii ki de bir seviyeye göre bilgi çok önemli ve özgüveni beraberinde getiriyor. Fakat bir hani büyükler ligi masası oluyor insanın kafasında ve oraya ait hissetmek için hep daha fazla bilmen gerekiyor gibi hissediyorsun. Fakat burada önemli olan daha fazla bildiğinden de sürekli daha fazla bilmek değil, özgüvenli olmak ve kendini oraya ait hissetmek ve içten içe de buna inanmak. Burada mesela sürekli mükemmeliyetçi olmak ve işinde hep daha fazla iyisini bilmek seni aslında ne yapıyor biliyor musun? O iş için mükemmel aday yapıyor. İşini o kadar iyi yapıyorsun ki o zaman senin üst düzeydeki insan seni orada tutmak istiyor. Çünkü o işi çok iyi yapıyorsun ve orada çok iyi fayda sağlıyorsun. O yüzden seni aslında çok fazla bilmek de olduğun yerde kalmana aracı oluyor. Yine kitapta verilen örneklerden bir tanesinde Ashley diye bir kadın vardı. Colorado'da bir firmada çalışıyor. B2B işlerine bakıyor ve patronu bir gün gelip diyor ki Ashley diyor hani seni üst kademeye terfi etmek istediler ama benim için o kadar değerlisin ve işini o kadar mükemmel yapıyorsun ve gerçekten çok başarılısın ki sensiz yapamayacağım ve senden vazgeçemeyeceğimi söyledim. Ve Ashley bunu duyduğunda ilk başta çok hoşuna gidiyor. Çünkü ben vazgeçilmezim, bak işimi çok iyi yapıyorum, takdir ediliyorum, patronum tarafından onay görüyorum diye düşünüyor. Ve bu hoşuna gidiyor, onurlanmış hissediyor. Fakat sonra düşündüğünde bir onurlanmış hissetmesinin garip olduğunu düşünüyor. Çünkü terfi alabilecekken almadı. İkincisi patronun bunu ona söylemekte hiçbir sakınca görmüyor bile. Çünkü onun orada kalmak isteyeceğini düşünüyor. Yükselmekle ilgili bir şey önemsemediğini düşünüyor. Gayet rahat ve açık bir şekilde bunu ona söyleyebiliyor. O zaman bunu şu şekilde özetleyelim. 3 çeşit güç vardır. Bir tanesi uzmanlığın gücü. Evet, işimizde uzmanlaşacağız ve hep daha çok bilmek için, hep daha çok öğrenmek için bir emek harcayacağız.
İkincisi bağlantıların gücü. Biz sürekli uzmanlaşmaya çalışarak bağlantı yapacağımız vakitten alıyoruz. Şarjım bitiyor. Ben daha erken şarja takardım. Alıyor musun şarj? Olur. Ne diyorduk? İkincisini dedik. Bağlantıların gücü. Ya çok, o kadar önemli ki. Bağlantılar yapmaya başladıkça, insanlarla tanıştıkça, ilişkiler kurdukça onlar seni daha yüksek yerlere taşıyor. Ben mesela işte o uzmanlık konusuna daha çok önem veriyordum. Ve hep hani evde çalışayım. Zaten çok kendi içimde bir insanımdır. Hani evde kalmayı falan çok severim. Diyelim benim konfor alanım çok dışındaydı. Ne zaman o konfor alanından çıktım ve sürekli networking ve sosyalleşme etkinliklerine gitmeye başladım. O zaman da kapılarım çok açıldı. Çünkü bir sürü kişiyle tanışıyorsun, bir sürü kişiyle sosyalleşiyorsun. Ve bu senin işinin bir kimliği, senin işinin bir parçası gibi bunu gördüğünde daha da rahat bir şekilde bunu yapabiliyorsun. Üçüncü gücümüz de kişisel karizma. Yani aslında bu da özgüvenimiz. Özgüvenimiz biz arttıkça o girdiğimiz ortamlarda tanıştığımız insanlara ilham veren kişi olmaya başlıyoruz. Onlar bize güven duydukça da bizi daha iyi yerlere terfi etmeye ya da bizi daha iyi yerlere taşıyacak kişilere referans olmaya, bize güven duymaya başlıyorlar. Dördüncü maddeye geldik. Çok iyi bir madde. İlişkiyi kaldıraç olarak kullanmak yerine kurmaya odaklanmak. Şimdi benim takipçimseniz bunu da yine iyi anlarsınız diye düşünüyorum. Benim böyle eski mizacımla şu anki mizacım arasında da bu konu arasında bayağı fark var. Şimdi biz kadınlar olarak ilişkilerimizi kurmaya çok odaklanıyoruz. Ve kadınlara sorulduğunda güçlü yanlarınız neler diye, özellikle iş hayatında işte sosyalleşmek, arkadaş edinmek, konuşmak, bunları söylüyorlar. Ve yapılan araştırmalarda da, hatta son zamanlarda yapılan iki tane global araştırma da bunu kanıtlıyor. Ve üst düzey yöneticilere soruyorlar ve kadınların en iyi oldukları konular hakkında işte şirketteki insanları bir araya getirmek, onların anlaşmalarını sağlamak, işte onlara moral vermek, onları ilham olmak, onları kaldırmak, bunları söylüyorlar. Fakat kadınlar bu konularda bu kadar iyiyken neden biz bu konuyu, bu yeteneğimizi kendi yararımıza kullanmıyoruz? Çünkü kadınlar olarak ne kadar ilişki kurmakta başarılı olsak da ilişkilerimizi kaldıraç olarak kullanmakta yetersiziz. Bu arada bu genellemelerin hiçbirine takılmayın lütfen. Tabii ki de bir sürü kadın var bunu çok iyi başaran, çok iyi yerlerde de olan, başaran var. Sadece hani videonun amacı açısından yapamadığımız kısma odaklanıyorum. Yoksa her kadın böyledir diye bir şey asla ve asla hiçbir madde için yok. Kaldıraç ne demek? Bir başkasını seni istediğin yere gitmede bir kaldıraç olarak kullanmak. Bir başkasını bir merdiven olarak kullanmak. Bir zıplama basamağı olarak kullanmak. Bizi bir şeye ihtiyaç duysun, orada oluruz, fedakarlık yaparız, yardım ederiz, dinleriz, anlamaya çalışırız, tavsiye veririz, zamanımızı veririz, emek harcarız ilişkilerimize. Çok güzel ilişkiler kurarız. Fakat o kişi bizim bir işimize yarayacak olsun, yardım istemekten çok çekiniriz. O kişi bizim yaptığımız bir şeye destek olabilecek olsun, biz onu kullanıyor gibi hissederiz. Ve o kadar kullanmaktan rahatsız oluruz ki ne yapacağımızı şaşırırız. Halbuki kaldıraç sistemi, yani birine kaldıraç sistemi açısından kullanmak ayıp bir şey değildir. Burada kullanmak derken bile ben böyle bir hafif çekiniyorum ya, ve çok önemli. Bak, burada kullanmanın arkasında çok önemli şeyler yatıyor. Ben çekiniyorum, neden? Çünkü birini kullandığım zaman sanki şöyle düşünüyorum. Onu onun için sevdiğimi bilsin ve ona gerçekten değer verdiğimi bilsin ve onu kullanıyorum zannetmesin. Ya da onu kullanarak ona ayıp etmek istemiyorum. Şimdi bunun arkasında bile ne kadar önemli şeyler yazıyor. Bir başkasını kullanırsam ben o zaman iyi bir insan değilim. Bir başkasını kullanırsam ben kötü olurum. Değil, bir başkasını kullanmak kötü bir şey. Kadınlar olarak iyi kadın sıfatına hapsolmak zorunda da değiliz. Bir başkasını kullanmak, daha doğrusu bizim işimize yarayan bir özelliği varsa bundan fayda sağlamak ayıp bir şey değil. Kullanmak demeyelim bile, hadi geç diye de biliriz ama bizim işimize yarayacak bir şeyden fayda sağlamak için bir emek harcamak bizim kendimize değer verdiğimizin göstergesidir. Bir başkasına yaptığımız bir ayıp değil, hele de kötü bir insan olduğumuzu, hele de iyi bir kadın olmadığımızı kanıtlamaz. İlişkiyi kaldıraç olarak kullanmak bizim profesyonel hayatımızda kullanmamız gereken bir şey. Sadece bir şeyde uzmanlaşmak ve networking baş başına yeterli olmuyor. Networking'den nasıl fayda sağlayacaksın? Kaldıraç sistemiyle fayda sağlayacaksın. En yüksek potansiyeline ulaşmak için
ilerlemeyi kabul edeceksin. Bu konuda kalacağız sistemiyle ilgili birkaç önemli şeyden bahsetmek istiyorum. Birincisi, birine gerçekten çok değer veriyor olabilirsin. Gerçekten sevgi çerçevesinde çok değer verdiğin bir insanla arkadaş olabilirsin. Fakat aynı zamanda bu ilişkinin bir kısmı da kaldıraç sistemi olabilir. Yani seni ona fayda sağlayacağı, onun sana fayda sağlayacağı noktalar ve bunun karşılıklı etkileşimi. Ya da bazen sen isteyeceksin, bazen o isteyecek. İkincisi, sadece bir ilişkiyi kaldıraç sistemi üzerine kurabilirsin ve bu ayıp bir şey değil. Onda da kaldıraç sisteminde seni kaldırması için onu bir adım olarak görüyorsun. Burada mesela sorarsın kendine, bu kişi benim ne işime yarayabilir? Ayıp değil. Bu kişi bana nasıl fayda sağlayabilir? Ayıp değil. Bu kişi nereye geliyor olabilir? Nasıl ilerleyecek? Ne kadar büyüyecek? Nasıl gelecekte bana iyi olabilir? Ayıp değil. Bunları sorup buna göre networkingler kurabilirsin. Çünkü karşıda bunu yapıyor. Çünkü iş dünyası böyle. Bunlar ayıp şeyler değil. Arkadaşlık başka bir şey bak. Arkadaşlık bir uç, iş arkadaşları, iş dünyası başka bir şey. Kaldıraç bambaşka bir şey. Kaldıraç ilişkisi. Bu ayrı bir ilişki olarak değerlendirdiğiniz o kadar da rahatsız olmamaya başlıyorsunuz. Bu kadar böyle şeyler yaptım. Kadınlar olarak bu kaldıraç sistemini birazcık işte problemli görüyoruz. Yani zorlanıyoruz. Hep hani karşımızdaki kişi ona değer verdiğimiz için onunla beraber olduğumuzu zannetsin istiyoruz. Zaten öyleyse o kendini kanıtlar bu arada. Ama ayrıca karşılıklı fayda da sağlayabilirsin ve bu taktiksel bir şekilde ilerlemek gayet normal bir şey. Şimdi burada bir de şu var. Karşılıklı bir sistem. Yani sen bana bir şey yap, ben sana bir şey yapayım. Sen bana bir fayda sağla, ben sana bir fayda sağlayayım. Bu illa o anda olmak zorunda değil. Yani sen daha iyi bir yere gelmek istiyorsun ve bu konuda fayda sağlayabilecek birisi var hayatında, ona şunu da vaat edebilirsin. Ben kendime o kadar güveniyorum ki çok iyi yerlere geleceğim ve sana o noktada belki faydam olacak. Orada kendine güvenebilmek, sofrada yerin olduğunu bilmek içten içe, ona inanmak. Burada inancımız kaldıraç sistemi yapmakta şu açıdan bizi zorluyor. Ben bir istek istiyorum, bir iyilik istiyorum fakat benim önerecek ve sunacak hiçbir şeyim yok. Hayır. Herkesin sunacak ve önerebilecek bir şeyi vardır. Senin bir çevren, bir tanıdığın, bir düşüncen, bir bilgin, herhangi bir şey, bir emeğin fayda sağlayabilir. Sen başkasına hiçbir fayda sağlayamayacak kenarda bir, çok affedersiniz ama ezik değilsin. Kendini bu şekilde görmeyi bırak. Bunu bayağı kendime söyler gibi söyledim şu anda. Herkesin sunacak bir şeyi vardır. Ama sunacak şeyler biz onlara değer verdiğimizde değerlenir. Sen sunacak şeylerine değer vermezsen, onları görmezsen o değerli değildir. Sen onu ne kadar değerli yaparsan o kadar da değerlidir ve başkası da onu öyle görecektir. Bu konuda bir de son olarak şunu söylemek istiyorum. Ya öyle ya böyle düşüncesini de bırakın. Ya sen başkalarını sadece çok iyi arkadaş olan, iyi kalpli, mükemmel, fedakar biri ya da başkalarının çıkarı için kullanan pis niteki değilsin. İkisinin ortası da var. Başkalarından yardım isteyen, onun bazı çıkarları için ondan fayda sağlamaya gönüllü ama gerçekten samimi, onunla iyi ilişki kuran, ona değer veren birisi de olabilirsin. Ve arada bir sürü farklı opsiyon daha var. Beşinci bahsetmek istediğim madde, içimize, konuşalım içimize, içimize kariyerimizden önce koymayı bırakmak. Kadınlar olarak belli bir noktaya geliyoruz. Çalışıyoruz, iyi yerlere geliyoruz. Fakat sonra çok uzun süreler orada kalıyoruz. Orada da şöyle bir şey oluyor. Şimdi artık konfor alanımız, o işçi, o raddesini iyi biliyoruz, iyi yapıyoruz. Tanıdık insanlar var. Artık orada rahatız. Kendimize de bunu böyle izah ediyoruz. Burası iyi, burası rahat. Fakat işten içe kendimizi öfkelenirken buluyoruz. Bir süre sonra kendimize öfkeleniyoruz. Tam potansiyelimize ulaşamadığımız için başkalarına kızıyoruz. Etrafımızdaki iş arkadaşlarımızdan rahatsız olmaya başlıyoruz. Kimisi bizi geçiyor, onlara sinirleniyoruz. Onları yükselten patronlarımıza sinirleniyoruz. Onları yükselten diğer insanlara sinirleniyoruz. Ve sonra aslında kendi işimizden soğumaya başlıyoruz. Büyük ihtimalle kariyerinde böyle sıkışmış hissediyorsan ve böyle bir noktadaysan gerekli adımları atmıyorsundur. Ve genelde kadınların hissettiği en büyük bu noktadaki duygu da sadakat. Biz sadık olmaya gereğinden çok fazla değer veriyoruz ve başkalarına sadık olmaya çalışırken kendimize sadık olmayı unutuyoruz.
Patronum şu anda çok zor bir durumda. Bu şirket çok zor bir durumda. O yüzden işimden ayrılamam. İşte bana ihtiyaçları var. Bensiz yapamazlar. O yüzden şu an buradan ayrılamam. Peki senin ilerlemene ve senin kendine koyduğun hedeflere sadık olmana ne oldu? Başkalarına sadık olmaya, başkalarının iyiliğini sürekli ön plana koymaya ve başkaları senin hakkında iyi düşünsün diye düşünürken kendine iyi olmaya, kendi gitmek istediğin yere sadık kalmaya ne oldu? Ne oldu? Biz olduğumuz yerde uzun süre kalıyoruz çünkü patronumuz bizim sadık olduğumuzu düşünsün istiyoruz. Yeter ki bizim hakkımızda iyi düşünsünler, iyi desinler, işte başkalarına ihanet etmez desinler, güzel özellikleri sıralasınlar. Ama bırakalım da bir işi bırakıyorsak, orada emeğimizi verdik, uzmanlığımızı verdik, çalıştık. Bu işi bırakıp başka bir pozisyona geçiyorsak, bize destek olması gereken kişiler zaten etrafımızdaki insanlar, patronumuz, çevremiz vesaire. Bizi yükseltmeye çalışması gereken kişiler de onlar. O yüzden eğer bu raddede bizim hakkımızda kötü konuşuyorlarsa, bu bizim kişiliğimizin bir göstergesi değil, onların kişiliğinin bir göstergesi olur. Sağlıklı çıkarlar diye bir şey var. Biz bunu pek anlayamıyoruz. Sağlıklı çıkar birine pis çıkar değil. Çıkar illa pis bir kelime, kötü bir anlam olmak zorunda değil. Sağlıklı çıkarlar diye şeyler de varlar ve biz de bu sağlıklı çıkarlardan faydalanabiliriz. Özellikle kadınlar olarak. Ve ne diyecektim? Bizim olduğumuz pozisyondan ayrılmak istememiz minnettar olmadığımız anlamına gelmiyor. Evet, patronumuza minnettar olabiliriz. Bize iş verdi, çok güzel bir işimiz oldu. İşimize minnettar olabiliriz ama daha da yükselmek istiyor olabiliriz. Olmak istediğimiz yere minnet duyuyor da olabiliriz, kendi bulunduğumuz yere minnet duymanın artısı olarak. Evet, böyle 5 maddede size özetlemeye çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu 5 maddeden hangisi sizde en çok var aşağıya yorumlara yazarsanız ben de merakla bekliyor olacağım. Ya da eklemek istediğiniz maddeler var mı? Ya da hangi konuları gelecekte konuşmak istiyoruz? Bunları da aşağıya yazabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Come all ye faithful, joyful and triumphant, come.